Fransız devriminin en ünlü karakterlerinden birisi de Fransa'nın kraliçesi ancak Avusturyalı Marie Antoinette olsa gerek. Kocasından daha meşhur olduğu kesin. Keşke hiç bilinmeyeydi. Çok güzel bir kadındı. Çok alımlı ve de çok çalımlıydı. Açıkçası kıskançlık oklarının da hedefindeydi. Allah nazardan saklasın diyeceğim ama kem gözlerin yiyip bitirdiği bir hatuncağızdı. Ve de hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde beceriksiz kocasının bütün kabahatleri bu kadıncağızımızın omuzlarına yüklendi. 1755 yılında doğmuş. O dirayetli, o becerikli, o Avusturya'yı yıkımların eşinden çekip alan Kraliçe Marie Theresa'nın 10 küsur çocuğundan birisi sarayların içine doğmuş. Daha 15 yaşındayken eski düşman, yeni dost Fransa'nın veliaht prensi, geleceğin de 16. Louis ile evlenmiş. Kerevetlerine de çakılmış. Ancak güzel kızımızın sarayların içinde doğmuş olmasına, saraylarda el bebek, gül bebek yaşatılmasına rağmen acıklı bir şekilde 1793'te Fransız devriminin en ünlü kurbanlarından birisi olarak giyotinin önüne de yatırılmış. Tabii düşmanların da keyfi yerine gelmiş. Ama işte insan kaderinin önüne geçemiyor. Eğer hanım kızımız şöyle bir 5 yıl kadar sonra doğmuş olsa belki başına bu felaketler gelmemiş olacaktı. Muhtemelen Fransa tahtının adayı Louis ile değil de sürüsüne bereket sıradan, öne çıkmayan, parlamayan, dandik dondik Alman prenslerinden birisiyle baş göz edilecek, bir sürü de çocuğu olacak ve çok büyük bir ihtimalle de 80 yaşına kadar falan yaşayacaktı. Nasıl ki bugün onun 8 veya 10 kız kardeşinin hiçbirisi tanınmıyor, bilinmiyorsa Marie Antoinette de öyle bir bilinmezliğin içinde yaşayacaktı. Bu durum, yani bilinmezliğin içinde yaşamak, kişiliğine dair konular göz önüne alındığında oldukça sıradan bir karakter olan Marie için oldukça da uygun bir senaryo olurdu herhalde. Ama olmadı işte. Kızcağız tam da 200 yıldır boğaz boğaza savaşan Avusturya ve Fransa'nın artık kılıçlarını kınlarına sokup ilişkileri yumuşatmaya başladıkları bir dönemde doğdu. Annesi Marie Theresa dirayetli ama bir o kadar da hırslı bir kadındı. Fransa ile yumuşayan ilişkileri Bourbon hanedanına bir gelin vererek daha da yumuşatmaya ve ilişkileri geliştirmeye kararlıydı. Kızını daha 14 yaşındayken bir arabaya bindirip Fransa'ya gönderdi. Tamam, iki ülke arasında ilişkiler yumuşuyor, bal gibi, pamuk gibi oluyordu ama Versailles Sarayı dediğin yerde tam bir cadı kazanıydı. Kızcağız daha ilk günden düşmanca tavırların muhatabı olmak zorunda kaldı. Çok farklı bir kültürün içinde Avusturya çıkarlarını Fransa nezdinde korumak gibi bir misyonu da vardı. En azından bu ona söylenmemişti. Ama ondan beklenen buydu. Annesi Marie Theresa için en büyük kabuslardan birisi Fransa ile düşmanlıkların yeniden hortlamasıydı. Ancak o dönemde asıl düşman Prusya'ydı. Dolayısıyla Fransa ile ilişkilerin çok güzel olması gerekiyordu ve kızcağız bunun için kurban olarak seçilmişti. Ancak Fransa'da bu kadıncağızı daha ilk baştan itibaren düşman gözüyle veya aşan gözüyle bakıldı. Üstüne üstlük o dönemlerde, yani 1770'ler ve 1780'ler boyunca Fransa bir dizi büyük buhranlar içinde debelenip duruyordu. Ve kadıncağız günah keçisi ilan edilerek bütün bu krizlerden sorumlu tutuldu. Halbuki Fransa'nın sorunları o daha Versa'ya gelin diye gelmeden çok önce başlamıştı. Kocası henüz tahta çıkmamıştı. Tahta da kral diye 15. Louis diye birisi oturuyordu. Bu 15. Louis 5 yaşından beri tahttaydı. Nereden baksam Marie Antoinette'in saraya gelin diye geldiği 1770 yılında şöyle bir 55 yıldır tahta oturmaktaydı. Ama elemanın libidosu öylesine yüksekti ki sayısını kendisinin bile bilmediği sayıda metresi ve yatak ilişkisi ya da ayaküstü şıpın eşi ilişkisi vardı ve kadınlara ayırdığı vakti devlet işlerini ayıramıyordu. E tabi bu da hem kralın hem de kraliyet ailesinin itibarını zedeledikçe de zedeliyordu. En tepede adam gibi bir kral olmayınca Fransa'da parlamento adı verilen aristokratların kontrolündeki yerel yönetim organları da çok acil olarak ihtiyaç duyulan mali reformların yapılmasını da engellemeye alışmışlardı. Mali reform demek aristokratların vergi vermeye başlaması demekti. O yüzden de amandı reform meform olmasın da isterse ülke batsın da. Fransa'da başka pek çok kriz de vardı. Ama asıl acıtıcı olanı gıda kriziydi. Bir kere Fransız tarım teknikleri Hollanda veya İngiltere'de olduğu gibi yenilikçi ve verimli değildi. Yüzyıllardan beri hep aynı yöntemlerle tarım yapılıyordu ancak bu da yeteri kadar artı değer üretmediği için ülkede bir gıda krizi meydana getiriyordu. Bir de Fransa özellikle kötü hava koşullarına karşı savunmasızdı. Tarımdaki krizin sonucu daha az rekolte ve çok daha yüksek bir gıda enflasyonuydu. Yeni tıp tekniklerinin ve sağlık alanındaki gelişmelerin sonucunda bebek ölüm oranları düşüyor, nüfus da artıyordu ama tarımsal üretim aynı oranda artmıyordu. Dolayısıyla ortaya felaket bir durum çıktı. İşin kötüsü Fransız aristokratları büyük oranda hem tarımsal arazileri kontrol ediyorlardı
hem de vergiden muaf tutulmuşlardı. Aynı bizdeki beşli çete gibi. Ortada da güçlü bir kral iradesi olmadığı için Fransız bakanların aristokrat takımına karşı ayıp yahu, hiç olmazsa biraz vergi ödesiniz babında yaptıkları girişimlerde büyük bir direnişle karşılaştı. Anlayacağınız tarımın berbat halde olmasının yanı sıra bir de üstüne üstlük mali kriz yaşıyorlardı. E peki bilin bakalım bunun suçlusu kimdi? Marie Antoinette olmadığı kesindi. Kadının bu türden şeylerle hiçbir alakası yoktu ama bir şekilde suçlayıcı bakışlar ona çevrilmişti. Kokuşmuş toplumlar için her zaman bir günah keçisi lazımdır. Bu yeri gelir 1930'ların Almanya'sındaki Yahudiler olur, yeri gelir 1970'lerin Türkiye'sinde Allahsız komünistler olur, yeri gelir Fransa'da olduğu gibi Alman bir kadıncağız olur. Olayın baş kahramanı bir kadın olunca şunu da eklemek gerekir. Avrupa her zaman cadı avının değişik formlarda kendini gösterdiği bir coğrafyaydı. Değişik yüzyıllarda bu yakılısı cadılar dini azınlık gruplarından bulunurdu. Zaman içinde bu bir antisemitizme de dönüşmüştü. Bugünlerde de göçmen karşıtlığı olası bir cadı avının bahanesi olacak gibi görünüyor. 18. yüzyıl Avrupası da yabancılara karşı pek de misafirperver değildi. Doğal olarak Fransa'da da Marie Antoinette'e karşı Alman kökenli ve tabii kadın olmasından mütevellit bir şeytanlaştırma kampanyası vardı. Halbuki geleceğin Fransa kralı olacak olan 16. Louis ile iki rakip ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği durumunu pekiştirmek için evlendirilmişti. Ancak ne yazık ki genç kız için bu pek de hafif bir yük değildi. Bir yanda ailesinin yani Habsburgların ve Avusturya'nın çıkarları vardı, diğer yanda yeni evi bildiği kocasının Fransa'sının çıkarları. Böyle bir durumda bu kızcağız ne yaparsa yapsın vatana ihanet suçu işlemiş olarak görülebilecekti. Tamam Avusturya ile Fransa arasında bir yakınlaşma, bir ilişkilerin yumuşaması hali başlamıştı ama devletler arasında illaki şu ya da bu sebepten bir sıkıntı çıkar. Bu durumda Marie Antoinette'in pozisyonu ne olacaktı? Avusturya taraftarına bir tavır mı takınacaktı yoksa Fransa'nın yanında mı yer alacaktı? Diyelim ki Avusturya ile Fransa arasında bir sıkıntı çıktı ve Fransa hükümeti azıcık da olsa, minimal de olsa kimi kayıplarla bu işten sıyrıldı. İşte o zaman da dahil olsun veya olmasın Marie Antoinette Avusturya ajanlığıyla suçlanacaktı. Ki zaten hali hazırda ajanlıkla suçlanıyordu da. Hem de iki ülke arasında herhangi bir sıkıntı olmadığı halde. Evrensel kuraldır. Bir ülkede işler ters gitmeye başlarsa halk ve yöneticiler bir kurban aramaya başlarlar. Mesela Weimar Almanya'sından bir örnek vereyim ki mevzuyu daha bir anlayın. Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki Almanya'da savaşın kaybının suçu, sorumluluğu, ister inanın ister inanmayın, 2. Wilhelm salığına değil, olayda hiçbir dahli olmayan Alman Yahudilerinin sırtına yüklenmişti. Hani dedik ya, bir ülkede işler ters gitmeye başlayınca ya yabancılar ya da milli unsurun tam anlamıyla bir parçası olamamış dini, siyasi veya etnik gruplar ya da hiçbir şekilde kendini savunamayacak durumda olan insanlar veya gruplar hedef tahtasına oturtulur. Olayı da Marie Antoinette'e bağlayacak olursak, Fransa halkı ve yönetici elitleri için ülkede ters giden her bir şeylerin sorumlusu hep Marie Antoinette oldu. Çünkü Almandı, çünkü kadındı. Dolayısıyla millet abansındı. Kızcağız Fransa'ya 14-15 yaşlarındayken gelin diye gitmişti, bir de 19 veya 20 yaşına vardı varmadı derken Zampara Kral 15. Louis 1774'te daha 64 yaşındayken çiçek hastalığından vefat etti. Ve birden tabiri caizse ağzı süt kokan gelin hanım kızımız kendini kocasının yanında Fransa tahtında otururken buldu. Ancak daha taç giyme töreninde bile kadına el kızı muamelesi çekildi ve o cafcaflı son derece pahalı törende seyirci durumuna düşürüldü. Ama daha da kötüsü koskoca Fransa kralının taç takma töreni öyle sıradan bir tören olamazdı. Ancak ülkede büyük bir mali kriz vardı. Bütçe sürekli olarak açık veriyordu. Dolayısıyla törende masraflardan kısılmak için en ekonomik yol Marie Antoinette'i yok saymaktı. Bu kadar aşağılanma olur. O Alman karısına bir de taç mı takacağız yani diyenlerin sayısı bir hayliydi. Tabii o tarihte hala bir erkek çocuk doğuramamış olması nedeniyle saray ahalisi de kızcağıza burun kıvırıyordu. E ama bir durun daha, kızcağız daha 19 yaşında. Hele bir sabır, 40 yaşına kadar yolu var bunun. Ama işte yok, illaki bir bahane bulacaklar. Hanım kızımız birkaç yıl içinde bir erkek çocuk doğuracak ama gene de yarınamayacak. Bu sefer kızcağızı yıpratmak için bir yerlerden sürekli olarak bahaneler uydurulacak. Kraliçe olduğu dönemde hem çok genç hem de çok tecrübesizdi ve kraliçeliğin yükü altında izim izim ezildi. Gerçekten bir kraliçe olarak olgunlaşmaya başlaması için bir 10 yıl gerekecekti. Ama işte o 19 yaşından 29 yaşına kadar olan dönemde hem kocası hem de Marie Antoinette eleştirilerden kurtulmak adına yanlış seçimler yaptılar. Avrupalı bir monarşinin yüzyıllardır süren geleneği şudur.
Hükümdar kendisine yakın bir çalışma çevresi oluşturur, görkemli partiler ve balolar düzenler. Sonuçta itibardan tasarruf olmaz. Ama hem kral hem de kraliçe bu çevre oluşturma konusunda nedense yanlış kişileri etraflarına yığdılar. Tamam, henüz gençlerdi, henüz tecrübesizlerdi, bir 10 yıl içinde doğru adımları atmayı öğreneceklerdi ama geçmişteki bu yanlış seçimleri ömürlerinin sonuna kadar hem 16. Louis'i hem de Marie Antoinette'i takip etti. Marie Antoinette'e düşmanlık besleyen Hiziplerin kara propagandasının temel unsurlarından birisi de şuydu. Meğer bunlara göre hanım kızımız hükümetin gizli başıymış. Perde gerisinden ülkeyi o yönetiyormuş. Kocası da bu yabancı kadının kulu kölesiymiş. Her ne diyorsa körü körüne yerine getiriyormuş. Halbuki kadının pratik anlamda hiçbir idari gücü yoktu. Ülkenin günlük yönetiminde falan da yer almıyordu. Bir kere dışarıdan gelmiş bir kadındı. Hem kraliçe Elizabeth gibi kral bir babanın kraliçe bir kızı olsa, yani babasından bir taht, bir iktidar miras almış olsaydı, hani derdin ki tamam yahu, işte babasının tahtında oturuyor, istediğini yapar. 16. Louis'i de takmaz. Ama öyle bir durum söz konusu değildi. Kadın konumunu kocasının kral olmasına borçluydu ama gücü yoktu. Ayrıca şu da var. 18. yüzyıl Fransa'sında Salik Kanunu, yani ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyen, ta antik Romalıların son dönemlerinden Merovingli Franklardan kalma bir kanun vardı ki, ister 14. Louis olsun isterse Napolyon, hiçbir Allah'ın kulu bu kanunu değiştiremezdi. İşte bu Salik Kanuna göre taht erkeğin malıdır. Asla bir kraliçe tahta oturamaz. Asla bir kraliçe kralı etkileyip siyasette ve idarede güç veya söz sahibi olamaz. Mesela bakın, Habsburg Avusturya'sında İmparator 6. Karl 1740 yılında ölünce adamcağızın oğlu olmadığı için yerine her ne kadar tantanalar kopmuş olsa da kızı Marie Theresa geçebilmiş, Avusturya'nın hükümdarı olabilmişti. Ama böyle bir şey asla ve kata Fransa'da söz konusu olamazdı. Fransızlar bu konuda öylesine katıydılar, kadınların yönetimine öylesine karşıydılar ki şayet bir hükümdar erkek çocuğu olmadan ölürse yerine kızını, karısını, bacısını geçirmezler, başka bir aileyi hanedan diye tahta oturtabilirlerdi. Marie Antoinette Fransa siyasetinde hiçbir şekilde söz sahibi olamazdı. Çünkü daha düne kadar rakip ve de düşman bir ülkeden, Avusturya'dan gelmişti. Fransa'nın Avusturya'ya karşı savaştığı yıllar daha dün gibiydi. Ve çok sayıda Fransız yöneticisi bu savaşlarda savaşmışlar, arkadaşlarının, akrabalarının, aile üyelerinin Avusturya askerleri tarafından öldürülmesine şahit olmuşlardı. Eski düşmanlıklar kolay unutulmuyordu. Başka bir taraftan şunu söylemek mümkündür. Bu kadın aslında Fransız burjuvazisinin iktidar savaşında bir piyondan başka bir şey değildi. Yani şöyle ki, Marie Antoinette'i şeytanlaştırarak monarşiyi iyice halkın gözünden düşürmek için olağanüstü bir kampanya yürütülüyordu. Monarşi iyidir falan demeyeceğim tabii ki. En iyi monarşinin bile canı cehenneme. Lakin çok ağır küfürler de etmek istemiyorum ama siyasetin şerefsizlerin oyun alanı olduğunu söylemeden de geçemeyeceğim. İşte bu şerefsizlerin oyun alanında Marie Antoinette top olmuş, sürekli olarak tepiliyordu. Neredeyse aralıksız bir şekilde kadının aşırı harcamalarından, lüks merakından dolayı Fransız maliyesinin battığı iddia ediliyordu. Kadıncağız fakir ve fukaranın önüne yem diye atılıyordu. Tabii ki Versailles Sarayı'nda muazzam bir lüks ve ihtişamlı bir hayat vardı. Ve elbette ki Marie Antoinette de bunun bir parçasıydı. Zaten kızımız saraylarda doğmuş, lüks içinde yetiştirilmiş ve hayatı boyunca başka türlü bir yaşam şekli bilmemişti. Yani kadının bütün dünyası saray içinde yaşamaktı. Bir kralın veya bir kraliyet ailesinin herhangi bir şeyden yoksun kalması veya tasarruf yapması gerektiği kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Çünkü öyle bir şey bu kadına hiçbir zaman öğretilmemişti. Sarayında mı akıyor? Aman masraf olmasın, tamiri yaz ayına kadar erteleyelim diyecek hali yoktu. Bu hafta da bir Alman prensi geliyormuş. Aman masraf olmasın, sakın ha balo malo yapmayalım diyebilecek bir durumda değildi. Yahu koskoca Versailles Sarayı'ndan bahsediyoruz. Bakımı, görümü, onarımı bugün bile son derece masraflı bir yapı. Kim bilir Fransız kralları zamanında nasıl büyük bir masraf kapısıydı. Ancak bu şaşalı ve olağanüstü masraflı sistemi kuran Marie Antoinette değildi. Bilinen uygulamaların üstüne çıkıp yeni, yepyeni, cicili bicili masraf alanları da açmamıştı. Sadece geleneklerden gelen uygulamalar neyse onu devam ettiriyordu. Ha tabii şunu da eklemeden olmaz. 1789'da Fransız devrim kopmadan hemen önceki dönemde saray harcamaları, bütçedeki harcamaların sadece %7'sini oluşturuyordu. Milli bütçedeki paranın %40'ı ise devletin borçlarını ödemeye gidiyordu. Yani Marie Antoinette Versailles Sarayı'nı kapatsa, bir barakaya geçse, pasta yerine kuru ekmek yese, şarap yerine de kuyudan su çekip içse bile gene de ülkedeki ekonomik krizin önü alınamaz, maliye düzeltilemezdi. Hatta şunu da diyebiliriz.
Marie Antoinette Fransa'da yaşadığı 25 yıl boyunca tek bir kuruş harcamamış olsaydı bile Fransa'nın sorunlarını çözemez veya devrimin kopmasını önleyemezdi. Şimdi bu el kızı ya, eski düşman Avusturya'nın Fransa'ya soktuğu bir ajan ya, kocası 16. Louis'nin aldığı büyük kararların olumsuz sonuçlarının kabahati hep bu kızcağızın hanesine yazıldı. Halbuki 16. Louis hiçbir şekilde kraliyet için uygun değildi. Kral olduğunda sadece 19 yaşındaydı ve 1774'te dedesinin yerine geçtiğinde babacığı ve kendisinden büyük abiciği falan çoktan vefat etmişler ve veliahtlık eşi de 16. Louis'e düşmüştü. Ancak krallık için hiçbir şekilde hazırlanmamıştı. Mesela şu vereceğim örnek de 16. Louis'nin bir halt etmesidir. Şimdi bu Fransa, İngiltere'ye karşı daha önceden uğradıkları büyük yenilgilerin ve kaybettikleri sömürgelerin intikamını almak için Amerikalılara bağımsızlıklarını kazanmaları için oluk oluk para akıtmışlardı. Ancak bu ölü bir yatırımdı. Ekonomik getirisi sıfırdı. Hatta ülkedeki endemik ekonomik krizi de göz önüne alırsanız Amerikalı isyancılara veya özgürlük savaşçılarına gönderilen yardımın ekonomik getirisi kahvehane ağzıyla söylersek sıfır bile değil, eksi 1 milyondu. Şimdi Amerikan bağımsızlık savaşını destekleme kararı veren 16. Louis iken bu destek yüzünden kötüleşen ekonomik bilançonun sorumlusu Marie Antoinette olmuştu. Şayet kadına siyasette veya ülke yönetiminde bir yetki falan verilseydi, kuşkusuz kocası 16. Louis'den çok daha iyi bir iş çıkartabilirdi. Sonuçta Louis, dikkat dağınıklığı yaşayan, önemli devlet toplantılarında uyuyakalıp horlayan ve sürekli bir kararsızlık hali yaşayan birisiydi. Denilen o ki 1789 ve 1792 yılları arasında, yani Fransız devrimini koptuğu ama monarşinin gagaları sökülmüş olarak hala yerli yerinde tutulduğu o dönemde, Marie Antoinette 16. Louis'e göre çok daha iyi bir performans sergilemişti. Bir de başka bir açıdan bakmak lazım. Bu kadın gerçekten Avusturya ajanı falan mıydı? Öyleydi veya değildi. Ancak olmadığını gösteren pek çok detay var. Mesela hayatının 3'te 2'si Fransa'da geçmişti. Kocasından çocukları olmuştu ve bu çocuklardan birisi illaki Fransa kralı olacaktı. Bir anne çocuğunun başının belaya girmesini hiç ister mi? Bu soruyu da sorabiliriz. 1700'lü yıllar bugünkü gibi artık bir ruh hastalığına dönüşmüş olan milliyetçiliğin, faşizmin veya ırkçılığın çağı değil. İnsanların aidiyetleri kolaylıkla değişebiliyor. Mesela o meşhur general Prens Eugene, %100 safkan Fransızdı. Ancak Avusturya hizmetine geçmiş, Fransız ordularına savaş meydanlarında dayak üstüne dayak çekmişti. Kimse de ona vatan hainisin sen, Fransa'ya ihanet ettin dememişti. Yani Marie Antoinette'in Avusturyalı kimliğini terk ederek Fransız kimliğine bürünmesi, bir Fransız yurtseveri olabileceği ihtimali hiç de zayıf bir olasılık değil. Bundan başka annesi Marie Theresa 1780'de ölmüştü ve abisi ve yeni Avusturya İmparatoru 2. Joseph'ın Dışişleri Bakanı önemsiz bir konu hakkında acaba şöyle bir şey olsa ne olur babında bir ağız yoklaması çektiğinde Marie Antoinette bana ne yahu kral ben miyim git o meseleyi kocamla konuş benim devlet işlerine burnumu sokmaya hakkım yok zaten senin de hakkın yok cevabını vermiş ve adamı biraz da nazik bir dille terslemişti. O Avusturyalı devlet adamı ise ulan bu kadında ne kötü bir yatırım çıktı demek zorunda kalmıştı çevresine. Kadının ajan olmayabileceğine dair bir başka argüman da şudur. Devrim kopmuştur, kraliyet ailesi devrimcilerin elinde oyuncak olmuştur ve işler kötüden çok daha kötüye gitmekte, uğursuz bir hal almaktadır. Abisi 2. Joseph'ın danışmanları Marie Antoinette'e ''Aman ha çocukları al ve hemen Avusturya'ya gel'' dediklerinde kadının verdiği cevap ''Benim yerim kocamın yanı'' olmuştu. Ajansan çeker gidersin, öyle değil mi? Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler falan da demedi ayrıca. Hatta en azılı düşmanlarının bile aklına gelmemişti bu şehir efsanesini uydurmak. Halbuki kadın için neler neler dememişlerdi ki. Kocasını boynuzladı da demişlerdi, affedersiniz ama oğlunu baştan çıkardı da demişlerdi. Cinsel sapık damgası da vurmuşlardı. Hatta Fransız devrimcileri çok daha ileri gitmişlerdi. Kadıncağızın küçük oğlunu mahkemeye çıkarmışlar, annesinin kendisine şimdi burada söylenmeyecek şeyler yaptığını söylettirmeye çalışmışlardı. Devrimciler iyi insanlardı ve de devrim güzel bir şeydi değil mi? Alın size devrim.